Merhaba arkadaşlar, ben Emre Yeşilyurt. 1994 Viyana doğumluyum. Genç bir girişimciyim. Şu anda da Kersendüz markasının kurucu ortağıyım. Bugün Sözlük Global'in sektörün incisi programına konuk oldum. Peki neden sağlıklı beslenmek bu kadar önemli? Siz hayatınız boyunca hep sağlıklı mı beslendiniz? Ben hayatım boyunca sağlıklı beslenmedim. Peki girişimci olurken hayaliniz neydi? Nasıl karar verdiniz bu işe? Birinin hayalini, birinin bir hedefini gerçekleştirmek istemediğimi keşfettim. Peki iş hayatınızda sizi en çok zorlayan şey neydi? İş hayatı aslında bizi en çok zorlayan şey, şu anda aslında ortaya koyduğumuz ekmekle yapılmayan bir şeyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugün girişimcilik hikayem ve markamızın ana faaliyeti olan ekmekle ilgili söyleşi gerçekleştireceğiz. Merhaba Emre Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İş hayatınıza nasıl başladınız? Şöyle ki, İstanbul'a üniversite vasıtasıyla gelmiş bulundum. Üniversite döneminde de gece kulüplerinde çalışmaya başladım. Orada aslında ilk iş deneyimim tuvalet temizliği. Bununla başladı aslında, bir komilik yaparak başladı. Sonra garsonluk yaptım. İşletmenin farklı alanlarında çalıştım. Yönetimde çalıştım. Şeflik yaptım. 2 tane etkinlik organizasyon düzenledim. İşletmenin her anlamında o boyutlarında deneyimlerim oldu. Böyle bir iş hayatına başlama serüveni var. Tabii ki köylerin turizm açılmasıyla ilgili de çalışmalarımız oluyordu bir yandan. Çünkü hem şu anda kurucu ortağım hem de annem aynı zamanda. Köylerin turizm açılmasıyla ilgili çalışmalar oldu. Sahada onunla ilgili de onunla beraber de çalıştım. Böyle bir iş hayatı deneyimim var. Şu anda da kurucu olduğum markanın yönetimini yapıyorum. Bu şekilde. Şu anda yapmış olduğunuz işe nasıl başladınız? Hikayenizi biraz anlatır mısınız? Şu anda yapmış olduğumuz işe şöyle başladık. Aslında yapmış olduğumuz işlerin sonucunda bir vardığımız bir nokta. Dediğim gibi ekoturizm uzmanlığı kimliğimizle köylerin turizm açılmasıyla ilgili çalışmalarımız oldu. O konsepti anlatayım biraz. Şöyle ki, turist geldiği zaman köye o köyün deneyimini, köy yaşamını deneyimliyordu. Hatta zengin bir ailenin çocuğunun anne babasına şu soru sorması da bizi etkileyen bir şey olmuştu. Çok zengin bir ailenin bir çocuğu babasına, baba bizim neden köyümüz yok? Bize köy satın alsana demiş. Aslında hani bu köy satın alınabilen bir şey değil. Bizim kültürümüz, geçmişte olan bir değerimiz. Köylerdeki ana değerimiz ise eskiden ekmekti ve ekmekler her evde, her ocakta yapılırdı ve onların bir değeri vardı, kültürel bir değeri vardı. Maalesef köyler bunu yitirmiş olduğunu gördük ve şu anda da bir model, bir marka oluşturup bunun nasıl doğru şekilde yapılabilir, bu kadim hafızaya nasıl dönülüp doğru ekmek üretilebilir, bunun peşindeyiz bu şekilde. Peki neden ekmek üretiyorsunuz? Neden ekmek üretiyoruz sorusuna verebileceğim cevap şu ki, kadim medeniyetlere baktığımızda geçmişte de olan Hititler, Sümerler, Mısırlılar. Çok kutsal ve kadim bir miras aslında ekmek. Bunu tekrar bu mirasa dönmek ve bunu ortaya çıkartıp sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirmek ve bunun bir yolculuğu var aslında. Ekmeğin bir yolculuğu var. Bir yandan da aslında bu bizim hani içine çeken bir şey oldu. Bizim böyle bir seçimimizle değil de daha çok dediğim gibi bir insanın bir yolculuğu var. O yolculuğun baş kısmı var, orta kısmı var. Sona doğru gidiyor. Yaptığımız işlerin böyle hani sonucunda vardığımız, sanki bir güç bizi buraya itti gibi, ki ona da inanıyorum. Bu şekilde, hatta şöyle bir örnek vereyim. İlk bulunan Hitit tabletinde ekmeği yiyin, suyu için diye bir cümle çevriliyor ilk olarak. Yani gerçekten ekmek bütün medeniyetlerde, Mısırlılarda da özellikle piramitlerin yapımında ekmekle ödendiği söyleniyor bir iddia. Bu şekilde. Günümüzde uzmanlar ekmeğin zararlı olduğunu söylüyor. Bu konu hakkında düşünceniz nedir? Canan Karatay'ı seviyor musunuz? Canan hocamızı çok seviyoruz. Çünkü doğruları paylaşıyor insanlarla. Fakat doğru paylaştığı bilgilerin sonucunda son cümlesindekine çok fazla yer vermiyor insanlarımız. Bir parantez açıyor orada. Eski ekmekler olmadığı için yemeyin diyorum diyor. Eski ekmekleri bulursanız tabii ki yiyin diyor. Yani siyez buğdayından yapılmış. Çünkü genetiği bozulmamış, fizyolojik yapısı bozulmamış ve 1000 yıllar öncesinden gelen bir buğday. Hatta kendisinin şöyle bir anlatımı var. Amerika'da bir yerde bir eline bir kitap geçiyor ve açtığı kitapta siyez buğdayının dünyanın en saf buğdayı ve tek en saf buğdayı olduğu yazdığını söylüyor kendisi ve orada da Türkiye'nin adı geçmediğini söylüyor bu arada. Siyez buğdayı Anadolu'nun buğdayı, Mezopotamya'nın buğdayı, bereketli Hilal'in buğdayı. Türkiye'nin büyük bir mirası aslında. Diğer soruya gelecek olursam, şimdi üretim şekli, buğdayın fizyolojik ve genetik yapısı, bunlar etkileyici unsurlar. Doğru buğdaydan, ki doğru buğday siyez buğdayıdır ve ekşi mayayla uzun bir fermente sürecinin ardından oluşturulan ekmek tam tersi insan sağlığına faydalı, doyurucu, tok tutuyor. Hatta size de getirdim bugün ekmek. Tattığınızda anlayacaksınız, tok tutuyor ve birçok öğünü ben ekmekle atlatıyorum. Bir ekmek üstü yapıyorum mesela. Almanlar mesela bir kapları olur ve ekmekleri olur içerisinde ve ekmek üstü ya da böyle sandviç yaparlar ve öğünlerini bununla geçirirler günlük. Ve bakın mesela birçok böyle 50'li 60'lı yaşlardaki Almanlara hep böyle fitlerdir. Çünkü ekmek gerçekten hiçbir şey olmasa dahil yiyebileceğiniz ve dediğim gibi şu anda bir kıtlık olsa
elinizde bir buğday olduğunda, ekmek olduğunda, bir su olduğunda hayatta kalabilirsiniz. Çünkü içerisindeki elementler, besleyici değerler, protein oranı çok yüksek. B vitaminleri var içerisinde. Ekşi mayın içerisinde beta-glükan diye bir şey var ki pandemi sürecinde ne kadar önemli olduğunu söyledi uzmanlar. Bu şekilde doğru üretilmiş ekmek tam tersi çok sağlıklı, faydalı, doyurucudur. Derinlemesine bakmamız gerekiyor sadece biraz. Peki neden sağlıklı beslenmek bu kadar önemli? Siz hayatınız boyunca hep sağlıklı mı beslendiniz? Ben hayatım boyunca sağlıklı beslenmedim. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Daha Türkiye'de fast food bu zincirler olmadan, mağazası olmadığı yıllarda, bu yıllarda ne zamanlara tekabül ediyor? 2000'li yıllar işte, 98-2000 yıllar. Ben Viyana'da yaşıyordum ve çocukluğum orada geçti. 7 yaşında döndük bu arada. Ben neredeyse her gün onlardan sürekli fast food yiyordum ve şöyle söyleyeyim, Avusturya, Almanya bu fast food ve şekerlemeler, tatlılar, işte kurabiyeler konusunda dünyada tektir. Lezzet olarak da yani ve ürün yelpazesi olarak. Hatta eskiden Almanya'dan gelen insanlar sürekli onlardan getirirdi. Yani ben çocukluğumda bunlarla büyümüş bir insanım. Sağlıklı yaşamadım geçmişte. Hatta üniversite yıllarında alkol kullanıyordum, sigara kullanıyordum, gece kulüplerinde çalışıyordum. Hayatım boyunca sağlıklı beslenip ya da bir şatonun içerisinde sağlıklı beslenen bir insan gibi değil de bütün her şeyi deneyimleyip doğrunun bu olması gerektiğini görüp bunu yaşıyorum kendi hayatımda. Neden sağlıklı beslenmek gerekiyor konusu uzun yaşamak için değil aslında. Ben şahsi bir yorum yapayım. Kendimdeki o neden sağlıklı beslendiğin konusuna değinmek için. Yani uzun yaşamak değil aslında. Anda mutlu olmak ve yediğimiz şeyler düşüncelerimizi bile etkiliyor. Ben bunu fark ettim. Her maddenin bir frekansı var. Bir pet şişedeki suyun enerjisiyle kaynaktan gelen suyun enerjisi bile bir değil ki. Fizyolojik yapısı aynı olsa da enerjisel yapısı aynı değil. Kaynaktan içtiğiniz su sizi uzun yaşatıyor belki. İşte enerjinizi yükseltiyor. Yani konserve yiyeceğin mesela enerji frekansı sıfırdır mesela işlenmiş olduğu için. Örneği neden veriyorum? Yediğimiz şeyler bizi mutlu ediyor, mutsuz ediyor, düşünmemizi sağlıyor, düşünmememizi de sağlıyor aynı zamanda. Yani aslında anda mutlu olmak, anda düşünmeyi sağlamak bu aslında yani sağlıklı beslenmek hani böyle burjuvazi bir şey değil aslında. Yani tefekkür yapabilmek için, evreni anlayabilmek için, kendini anlayabilmek için buna giden bir basamak olarak düşünüyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Dünyadaki en büyük şu anda insan ölümü gıdadan ve beslenmeden. Bunu da ayrı bir yere koyalım. Böyle bu şekilde. Peki işinizi kurarken sermaye nasıl oluşturdunuz? Şöyle elimizde çok düşük mevlalarla böyle 5-10 bin lirayla girmiş olduğumuz bir iş. Hatta şöyle bir örnek vereyim işimizi anlatmak anlamında. Biz bir ahırı dönüştürdük, atölyeye dönüştürdük ve 1970 yılında dedemin yapmış olduğu bir ahırdı burası ve anneannemin ineklerini bağladığı bir ahırdı yani. Böyle bir serüvenimiz var aslında, işe giriş serüvenimiz. O noktada şöyle düşünüyorum ben, kendi hayatımda keşfim şu şekilde. Yolun sonunun nereye varacağını düşünmektense o ilk adımı atmak bence. Çünkü gerisi zaten geliyor ve insanın o düşünce boyutu ve inanç boyutuyla beraber de kapılar açılmaya başlıyor. İnanın çok olmaz dediğimiz, böyle olmasına imkansız baktığımız birçok şey oldu. Böyle aslında hani sermayeyle değil, biraz bir fikirle, bir inançla, bir de bir mücadele azimle girmek bence gerisini getirdiğini düşünüyorum bu şekilde. Peki girişimci olurken hayaliniz neydi? Nasıl karar verdiniz bu işe? Birinin hayalini, birinin bir hedefini gerçekleştirmek istemediğimi keşfettim. Ki üniversite yıllarında da kendi kendime şunu düşünüyordum. Gazetecilik mi mezunuyum bu arada ve staj yaptığım gazetelerde şunu gördüm. Hep bir hazır bir ajanstan bir haber geliyordu ve onu yayınlıyorduk. Yani o noktada hani özgür bir ruhum var ve o zamanlarda da bir girişim yapmak istiyordum ve hani hep böyle içsel olarak bir özgürlük arayışım ve hani kendi fikrimi hayata geçireyim gibi bir istek vardı içimde. Üniversite yıllarında da çalışırken çalıştığım yerlerde belli bir fikir oluşturduğumda o fikri uygulayamamak daha da buna itti beni. Çünkü belli başlı o işi kuran kişiye sunmanız gerekiyor ya da o işletmeyi işleten kişiye. Böyle bu şekilde. Peki iş hayatınızda sizi en çok zorlayan şey neydi? İş hayatında bizi en çok zorlayan şey şu anda aslında ortaya koyduğumuz ekmekle yapılmayan bir şeyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunun tabii ki bir şey emsal teşkil edeceği vakit ya da ilk defa uygulandığı vakit farklı dinamikleri ya da zorlukları oluyor. Girişimcilik boyutunda ise şöyle bir durum var. Bir startup, yeni bir girişimde bütün işin alanlarını kendiniz yönetmeniz gerekiyor. Bu aslında güzel bir şey bir noktada çünkü o iş kollarında deneyim elde ettiğinizde gelecekte firma, marka büyüdüğü zaman yönetebilecek bilgi ve birikime sahip olmuş oluyorsunuz. Ama pratikte şu anda baktığımızda ise bu tabii ki bir girişimciyi zorlayan bir şey. İşin tüm alanlarıyla ilgilenmek. Ama dediğim gibi insanı olgunlaştıran da bir süreç. Peki genç bir girişimci olarak yeni girişimde bulunacak girişimcilere öneriniz nedir? Önce üretmek gerekiyor. Üretmek çok önemli. Hem ülke açısından, ülkemiz açısından hem de manevi olarak da bir
şeyi ürettiğinizde mutlu oluyorsunuz. Yani ortaya bir şey çıkarttığınızda. Önce bunun üzerine bir düşünce üretip ne üretilebilir? Bu noktada kültüre dönüp belki anne baba ya da anne işsizse, evde ev hanımıysa onun üretebileceği bir şeyi değer katıp markalaştırıp. Çünkü bizim jenerasyonumuz dijital medya konusunda daha üst jenerasyonlara göre daha yetenekli. Kendinde bunu geliştirip fotoğrafçılık, çekim teknikleri, işte nasıl pazarlanabilir bunları geliştirip ortaya da bir ürünün konu olarak bunun markalaştırılıp böyle bir girişim yapılabileceğini düşünüyorum. Bir ülkeyi ayakta tutan şey de büyük firmalardan ziyade küçük girişimler ve küçük işletmelerdir. Bu girişimler bence çok önemli. Çünkü bir dev şu anda markalara, firmalara baktığımızda evinin kenarında bir araba garajında başlayan bir girişim aslında. Bir girişimin nereye varacağını girişimci de bilemez. O yolun sonunda varacağı noktayı sadece o yolu çizen bilir. O yolu çizen de çok şükür bir yaratan var. Bunu düşünüyoruz. Böyle düşünüyorum. Bu şekilde o ilk adımı atalım. Gerisi zaten geliyor. Evet Emre Bey. Şimdi yanımızda ekmek sever bir arkadaşımız var. Oo, evet. Size birkaç sorusu olacak. Evet, bekliyoruz. Emre Bey merhabalar. Merhaba. Bir ekmek sever olarak, ekmek sever Baran Kan ben bu arada. Sizlere şu sorum olacak. Ben bir çorbanın, hatta biz yiyebiliriz. Bir çorbanın yanında bir ekmek yiyen insanlarız. Acaba sizin ekmekleriniz doyurucu mu? Yani gramaj olarak az gözüküyor küçük pakete baktığınızda. Bu konu hakkında bir görüş belirtmek istiyorum. Çok güzel bir soru. Öncelikle bunun için teşekkür ediyorum. Bir ekmek derken aslında bunun iki tanesi neredeyse, değil mi? Bir çorbayla beraber. Şöyle ki gerçekten küçük görünüyor ve insan bununla doymayacak zannediyor. Ama bu ekmek tok bir ekmek olduğu için, dolu bir ekmek, bir dilimiyle doyuyorsunuz. O bahsettiğiniz ekmekleri şöyle bir elinizde sıkarsanız zaten şöyle bundan daha küçük kalır. Bu ekmeği mesela sıkamazsınız, öyle içine girmez. Yani dolu bir ekmek, doyurucu bir ekmek, tok bir ekmek. Görünüşe aldanmamak lazım, içe bakmak lazım. Marketlerde mesela tost ekmekleri vardır, böyle belli markaların, bilirsiniz. Onların ekmekleri 500 gram mesela, şöyle bunun 3 tane bizim ekmekten falan boyutu. Onunla ilgili bir deney yaptık bu arada, işte o sıkma deneyini. Şöyle bir sıktık elimizde, elimizde kalan şunun yarısı kadardı hatta. Şimdi bu kepeği ve ruşemi ile beraber içinde olduğu için, yani buğdayın bütün kısmı, o unlarda o kısımlar olmadığı için ve endüstriyel bir maya ile yapıldığı için ekmek şişiyor. Görüntüsü büyüyor ama içi boşalıyor. Bu ekmeğin kalıpta yapıyoruz bu arada. Yani öyle şişen bir ekmek değil. Az görünüyor ama çok doyuruyor. Yani mesela şu ekmeği günde bir dilim, iki dilim yiyen bir insan, bir hafta yiyen var, 10 gün yiyen var. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Bir müşterimiz, bununla ilgili Instagram'da da videolar paylaşıyoruz. Sabitlenmiş hikayelerde var. Beyefendinin demiş olduğu bir cümleyi aktarayım. Ben daha önce mesela günde böyle iki tane, bir buçuk, iki tane ekmek yerdim. Bir oturmaya yarım ekmek, bir ekmek yerdim. Sonra sizin ekmeğe başladım dedi ve şu an haftada bir kere geliyor ve yarım ekmek alıyor. Yani günde bir iki dilimle doyuyor. Bu şekilde aslında doğru şeyi, sağlıklı olan bir şeyi az tüketmek daha önemli ve sağlıklı olan da bu. Peki siz normal ekmek tüketiyor musunuz? Maalesef tüketemiyorum. Tüketmiyorumdan ziyade tüketemiyorum çünkü bedenim onu istemiyor. Yani şöyle söyleyeyim, ben artık paketli ürünlerden de daha çok uzak durmaya çalışıyorum. Şöyle bir örnek vereyim kendi hayat deneyimimde. Geçmişte böyle sağlıksız beslenirken bunları çok algılamıyordum, sağlıklı beslenmeyi, ve o sağlıksız şeylerin de bendeki o etkisini çok algılamıyordum. Ama şimdi bu ekmekle beraber, işte sağlıklı beslenmeyle beraber dışarıda bir yemek yediğim zaman bile böyle hemen rahatsız ediyor ve o rahatsızlığı fark ediyorum. O ekmekleri maalesef yiyemiyorum ama bu şekilde üretilmiş ekmekler tabii ki var. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir gün bir ekmek getirdim bir yere. Kendime ayırdığım ekmeği de, bu arada her yere ekmeğimi götürüyorum normalde, onu da oraya bırakmışım. Ekmeksiz kaldım ve şöyle bir şeye düştüm. Şimdi ben nasıl doyacağım? Hani sürekli, çünkü düşünsenize yanı başınızda sürekli, yani hani üretim tesisindesiniz ve sürekli istediğiniz an ona ulaşabiliyorsunuz. Onu hayal edin gözünüzde ve uzağa gittiniz ve ekmek yok yanınızda. İnsan hemen böyle bir düşünüyor, nasıl şimdi ekmeksiz nasıl olur falan. O noktada aklıma şey geldi. Migros'ta Alman ekmekleri var ki aynı yapıda ekmekler. Gittim ondan aldım ve o ekmeği yedim tabii ki. Ya illa hani bu bizim ekmek olacak gibi değil de bir üretim şekli ve doğru yapılan bir şey var. O aslında mesele yani. Sadece hani bizim ekmeğimiz gibi de değil. Aslında bu bin yıllardır üretilen kadim bir miras yani. Eskiden bu şekilde üretiliyordu tüm ekmekler yani. Son yüzyılda değişti aslında. Çok teşekkürler. Rica ederim. Evet arkadaşlar, bugün Sözlük Global'in sektörün incisi programına konuk oldum. İzleyenlere çok teşekkür ediyorum. Beni buraya davet eden Sözlük Global ekibine çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, esen kalın. Görüşmek üzere.